Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerle karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Qaynamsızlı Xitaylar ekranımız olsun. Tört Xitay şirketi Avrupa İttifaqının ceza planına kirgizildi. Avrupa İttifaqı Rusya'ya qaratqan yeni bir növetlik ceza tizimlikini ilan qilish aldida turgan bo'lib, bunun ichida 4 Xitay şirketi bor ekan. Fransiya xalqaro radiosining 11 fevral xabar qilishicha, Avrupa İttifaqı Rusya'nın urush qilishiga yordam bergan chet el şirketlerine qarata yeni bir növetlik ceza ilan qilish aldida turgan bo'lib, 4 Xitay şirketi tizimlikda ekan. Mazkur ceza kararı 24 fevraldan, yani Rusya'nın Ukrayna'ya tajavuz qilib kirishinin 2 yıllık günüden burun resmi ilan qilindigan. Avrupa İttifaqı Xitay, Kazakistan, Serbiya qatarlıq bir kısım devletlerdeki Rusya'nın Ukrayna'ya tajavuz qilish urushiga yordam bergan 21 harbiy ve texniki şirketiga ceza yurgizishga tayyarlık qilgan. Alaqadar hujjat yana Avrupa İttifaqının Xi Jinpingdan Rusya'nı mal bilen temelliganligi aniqlangan 13 Xitay şirketini bir taraf qilishni talep qilganligi ko'rsatilgan. Egilnishcha Avrupa İttifaqının ceza planida tilga ilingan 4 Xitay şirketi Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong ve başka joylarda tizimga aldırılgan şirketler bulup, mazkur şirketler soda, özek ve başka texniki sanayide bilen şugullandigan. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar Yevropa İttifaqı xalqaro jamiyatning cheklemesiga qaramay Rusiyaga yordam bergan 3 Xitay şirketiga jazo bergan. Bunundan başka Rusiyani hal qilguvchi yordamlar bilan ta'minlagan Xitay şirketini jazolagan. Rusiyani harbiy uskunalar bilan ta'minlaydigan Xitay şirketlerinin kunsiri ko'payishi sababli Yevropa İttifaqı Xitay bilan bu masalani muzokara qilib kelgan. Angliya amaldori Xitoyning ovozdan tiz qurollarga zarba berishga tayyorlik qilish kerak dedi. Angliya harbiy istixborot amaldori yaqinda Angliya hukumatini ogohlantirib, Xitoyning ovozdan tiz boshqarilgan bombalarga qarshi tayyorlik qilish, zarba berish kerakligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining 11 fevral xabar qilishicha Angliya harbiy istihbarat amaldori Angliya zeminini qo'g'dash, mavjudlikni saqlash uchun zarur deb bilganda Xitoyning Dongfeng 27 qatorliq ovozdan tez boshqarilgan bombalari va chet eldagi harbiy bazalarga qarshi tayyorlik ko'rish zarur bo'lganda zarba berish kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Markaziy axborot agentligining 11 fevral Londondan xabar qilishicha, bir qism Angliya taratqolari yaqinda Angliyaning sharqi janubiga joylashgan Cambridgeshiredagi Wyton havo armiya bazasi berib, Davlat mudofaa ministrligining harbiy istixborot aslahalarini ziyorat qilgan. Dunyodagi eng chong harbiy istixborot markazidan biri bo'lgan mazkur organ yana Angliya, Amerika, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq 5 ko'z ittifoqiga a'zo davlatlarning xodimlari istixborot uchurlarini to'playdigan, o'rtoqlashadigan va tahlil qiladigan o'rni hisoblandi ekan. Tayvan bo'g'izining vaziyati, Xitoy rejimining harakatlari va Xitoy harbiy fan texnikasining taraqqiyot ahvolini özütüş mazkur organ diqqat qiladigan masalalar ekan. Qoral mutaxassislarining bildirishicha Xitoyning Dongfeng 27 nomliq boshqarilgan bombasi ovozdan 5 hissa yuqori sur'atga ega, qarish tarafining bayqishidan saqlanish uchun yo'nalishni o'zgartiradigan qoral bo'lib, uning masofasi taxminan 5000 km ekan. Mazkur qoral rayonda ig'ir tahdid paydo qiladi ekan. Xitoyning mazkur texnika iqtidorini ko'zda tutib, Angliya harbiy istixborot amaldori Xitoydan keladigan tahdidning uzun muddatli bo'lishi mumkinligini, buning uchun Angliya hukumatining zarur tayyorliklarni qilishi kerakligini ta'kidlagan. Oqsaroy Baydenning TikTok hisobi ochishi haqida inkos qaytardi. Amerika prezidenti Joe Baydenning saylam guruhining Amerika hukumat uskunalarida cheklangan Xitoy abditali TikTokda hisob ochishi kuchli g'ulg'ula va norozilik qo'zg'agandan keyin Oqsaroy bu haqda inkos qaytardi. Xitoy abditali TikTok bexatarlik tahdidi sababli ko'p qatim ayiblangan, tekshirilgan va Amerikaning hukumat uskunalarida ishlatilishi cheklangan bo'lsa-mu, Amerika prezidentlik saylamining yiqilishiga agishib, Baydenning saylam guruhining TikTokda hisob ochishi kuchli tanqidga duch keldi.
Aksaray 13 fevral bu haqta inkas qaytırıp, hükümetinin devlet bir xatırlıkıge bolğan endisinin özgermegeligini TikTok'nın hükümet üskülürde devamlıq çeklindiğallıqını təkidledi. Amerika vazının bu haqtaki haberde bildirilişçe, Aksaray devlet bir xatırlık yanışının bayanatçısı John Kirby, devlet bir xatırlık yanışının nuqtisidin etkanda TikTok'nın hükümet üskülürde işildilişige münasifetlik devlet bir xatırlık endisi de işkandaq özgürüş bolmedi. Bu siyaset yanılı küçge ige digen. Aksaray yana 2022 yılının ahırıda Amerika parlamenti təsdiqlığan hükümet üskülürde Xtay sin ortaqlaş abditali TikTok'ni işildişini çekleydiğen kanundan yanılı küçge ige ikallikini bildirgen. İgilinişe Amerika Maliye Ministerliğinin karmıqıdaki Çet Elgi Məbləğ Siliş Komiteti 2023 yılı 3. ayda TikTok'nın Xtay xocayillerden şirketinin payını setib etişini bulmağanda bu detalının çekliniş ihtimallıqı barlıqını tələb qılğan idi. Amma Amerika hükümeti şunda qalatdı mı TikTok'ni pütülləy çeklimigən idi. Aksaray Akbarat Katibi Karin Jean-Pierre Düşenbi günü Amerika'daki Çet El Məbləğ Siliş Komitetinin təkşürüş xizmetinin davam qılıb atqallıqını Aksaray'nın ilgiri bir kısım parlament əzaları oturğu qoyğan kanunu qollab, hükümetki Çet El'nin təhdidigi təqabıl duruş üçün yeni qoral vasitalarını təmilligəlikini tilğalğan. Amerika Kengash Palatası İstihbarat Komitetinin reisi Mark Warner mu, Xtay iqtidarçılığıdaki TikTok'nun devlet bir xatırlıkı körüstüdüğün təsiri ve Biden saylam grupısının TikTok'u kuşuluş kararıdan endişe kılıb atqanlıqını etkan. O bu haqtı yana meningçe biz yanılı Hindistan'nın yolunu ülge kılışımız kerek. Hindistan TikTok'nı allı burun çekledi. Mən hükümetinin bu xil qalaymıqan uçurtarı qıtışıdan endişe kılıman digen. Germaniyanın kararı 3. Dünya Urushinin şəbisi mi? Germaniyanın armiya ştab başlığı Kasten Bugaya müdafiye hamçotlarını yukarı miqdarda köpeytişini karar kılganlıqını 5 yıldan 8 yılgacı uruşqı tayyar haletke keliş kerekliğini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça, Germaniya armiya ştab başlığı Kasten bir gezitin ziyaretini kabul kılganda uruşqı tayyar haletke kelişki bir ceryan ketidiganlıqını eskertip, bizden çeksiz vaxtimiz yok. Çünkü soğuk münasibetler uruşa ahırlaşkandım buyan, tuncuk etim uruş ihtimallıqı sırttın bizgi mecburi tenilvatıdu. Analizcilerinin diginigi karıgınımızda ve Rusya'nın yuşurun herbi tehdidini küzetkinimizde biz üçün 5 yıldın 8 yılgıcı tayyarlıq vaxtimizden varlıqını körümüz. Bu del aşı vaqtı uruş buludu digerlik bulması mı? Yenili mümkün. Mən əsker bulğallıqım üçün 5 yıl içide uruşqı tayyar haletki kilişimiz kerek deymen digen. Germaniya 2 yıl ilgiri Ukrayna-Rusya uruşu partılığında müdafiye hamçotlarını yukarı miqdarda köpeytişini karar kılgan bulup, yeni teknologiyelik kural yaraqlarını setiveliş ve armiyanı zamanivilaştırış üçün 100 milyard euro məxsus hamçot acıratkan idi. Ve bununla asasen Amerika'dan F-35 aeroplanı, Chinook Transport Tik Uçarı ve İsrailiyadan Arrow 3 başkurulduğun bomba kalkan sistemisi setiveliş kadarlıq nurgun kural yaraq kilişimlerini imzalığan idi. Türkiye F-16 setiveliş talepinin maqullanğanlıqıdan memnun bolğanlıqını bildirdi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin xilidin biri Amerika bilen devamlaştırıvatkan F-16 talepinin icabi neticilengelikidin memnun bolğanlıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xabirde kayıt kılınışça, Prezident Erdoğan, Türkiye Prezidentlik Sarayı'da ötküzülgən kabint yığınıdın kiyin bayanat elan kılgan. Erdoğan sözü ceryanı da Türkiye bilen Amerika'nın F-16 sökpiti doğrusu toxtulup, biz xilidin biri Amerika bilen devamlaştırıvatkan F-16 talepimizden icabi neticilengelikidin suyun. Devletimizge koyulgan çekilmelerinin bekar kılınışı bilen, inşallah Türkiye müdafiye sanayiti bunun dünkin texamu tiz terakki kılıdu digen. Yaponiya rayon haletini zorluq bilen özgertişke qattıq inkas qaytırdı. Yaponiya ve başka Tiniç Okeandaki aral devletleri rayon haletini zorluq köç ve bir tereplimelik bilen özgertişke qattıq inkas qaytırganlıqını bildirdi. Yaponiya Taşqı İşlər Vaziri Yoko Kamikawa Fiji paytaxtı Suvada Tiniç Okean aralları münbirge əza bolğan 18 dövlətinin ministerleri və yuqur dərəcəlik əməldarları bilən körüşkən. Körüşdə Yaponiya və başqa Tiniç Okeandakı aral dövlətləri rayon halətini besim və bir tərəfləmə halda zorluq küç bilən özgərtiş urunuşdurğa qatdıq inkas qaytırğan. Yoko Kamikawa qaidə prinsipinə əsas qılğan xalqara tərtibinin mühimliqini alahidə təkidləb, Yaponiyanın strategik
ahamiyatga ega Tinch okeandagi aral davlatlarini izchil qo'llaydiganligini bildirgan. Ko'rishdi yana bu yil iyulda o'tkazilishi planlangan Tinch okean aral davlatlari boshliqlari yig'inining tayyorliklari muzokara qilingan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayting programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.